Yüzüncü çekim. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir ASMR videosu çekmiyoruz. Bugün bir tarif videosu çekiyoruz. Ve bu tarif Vietnam Spring Rolls. Şimdi hikayenin başlangıcı aslında şöyle. Ben önce bununla ilgili bir araştırma yapmak istedim. Tarifi nedir, nasıl yapılır? Bir de hani böyle güzel de bir şeye benziyor. Bir sürü ASMR kanalı da çekmiş dedim. Ben niye çekmeyeyim? Tarif ararken hiçbir Türkçe içerik bulamadım. Ve dedim ki o zaman ben bunun tarifini de sizinle paylaşayım. Benim halkım dedim, neden dedim, Vietnam dedim, Spring Rolls dedim, yiyemiyor dedim. Ve bütün malzemeleri alıp videoya başlıyorum. Hadi yapalım. Şimdi arkadaşlar, önce malzemeleri göstereceğim. Daha sonra yapılışına geçeceğiz. Burada rice paper'ımız var. Pirinç kağıdı diyorlar. Enteresan bir şey. Birazdan açıp bakacağız. Biraz fıstığımız var. Yer fıstığımız. Hoisin sosumuz var. Olayın ana noktası bence bu. Ve en çok para verdiğim şey bu. Ve kocaman. Ve ben bunu nasıl tüketeceğim başka? Neyse. Bu hoisin sosu fıstıkla karıştırıp bir sos yapacağız. Böyle değişik şekilli bir sos. Burada 8 tane karidesimiz var. Onları ben böyle temizleyip, kısa bir süre haşlayıp, böyle 3-4 dakika ortadan ikiye böldüm. Yemeğe hazır hale getirdim. Marulumuz var. Evet, olayın enteresan bir boyutu daha. Bu da şey, rice noodle. Pirinç noodle'ı oluyor, incecik böyle. Şimdi burada da taze nane, frank soğanı ve havucumuz var. Bu frank soğanın adı çok şıpadık bir şey ama şu an hatırlamıyorum. Başka bir de burada ılık suyumuz var arkadaşlar. Sıcak suyu birazdan koyacağım içine. Böyle bu ılık olacak. Hatta koyayım. Ilık suyun içine bakayım. Şöyle elimiz yanmayacak kadar. Evet, gayet güzel şu an. Göstermediğim başka bir şey yok. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, önce rice paper'ımızı açıp ılık suya batırıyoruz. Tamamdır. Şimdi tezgahıma koydum. Önce yeşillikleri koyacağım. Taze nane. Bir tane marul. Kalın kısmını aldım. Şöyle iki tane havuç koyuyorum. Birazcık noodle koyuyorum. Karideslerin de şu kırmızı kısımları arkaya gelecek şekilde 3 tane koyuyorum. Ama biraz uzağa dizdim fark ettiyseniz. Burada ilk defa sarıyorum. Yani daha önce sarmadım. Bir prova falan hiçbir şey yapmadım. Pardon, ilk defa saramıyorum. Gördüğünüz üzere. Evet. Nerede kaldı o yaprak sarmalarımız? Şöyle koydum kenara. Bir tane daha saralım mı? Islatıyorum. Arkadaşlar, frenk soğanı koymayı unuttuk. O kadar para verdik ya. İkincisine koyalım. Unutturmayın. Evet. Şöyle karideslerimizi koyalım. Thank you.
Arkadaşlar, Vietnam Spring Rolls yapmaya girişmeden önce bir sürü araştırma yaptım tabii. Dedim nereden alınır, ne edilir falan filan. En kötü karidesleri almak için Metro Market'e gidecektim. Orada dedim diğer malzemelerini bulurum. Sonra yıllardır sattıkları bu hoisin sos var. Onu artık satmıyoruz dediler falan. Diğer malzemeleri buldum. Neyse, sonra Macro Center'larda var bu arada, bilginiz olsun. Macro Center'da buldum. Ve bayağı para verdim. Sonra içeriğine baktım bu arada sosun. Hani yapılmayacak bir şey değilmiş ama işte oranlarını tutturabilmek önemli olan. Ben de tutturup tutturamayacağım konusunda hani şüpheye düştüğüm için dedim alayım. Daha sağlıklı olsun. Hem de ilk deneyimimiz gerçek sosuyla olsun istedim. Evet, sonuncuyu sarıyorum şu anda. Unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Evet. Bu arada çok eğlenceliymiş sarması. Çünkü bu rice pepper bayağı yumuşacık bir şey ve kendi kendine yapışıyor zaten. Şimdi de sosun yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Sosu için birazcık yer fıstığı, hoisin sosumuz ve şöyle fıstıkları birazcık ezmek için aparat, adını bilmediğim ezici, son fıstık bükücü, aslında sarımsak bu. Şöyle çok ufak olmayacak kadar ama böyle ağza da gelecek kadar. Yemek tarifi vermek ne olmuş ya. Şimdi hoisin sosumuzu şöyle bir karıştıralım. Yağı yüzeye çıkmış çünkü. Barbekü sosuyla tatlı, acılı, ekşili bir sosun karışımı gibi. Ama barbekü ağır basıyor. Zaten renginden de anlayacağınız üzere. Şöyle birazcık alıyorum. Oh, her yere de döküyorum. Herhalde yeterli. Fıstıkları üzerine döküyorum. Ve bir güzel karıştırıyorum. Arkadaşlar, sosumuz da hazır. Evet arkadaşlar, sosumuzu da yaptığımıza göre haydi bakalım Vietnam Spring Roll'lerimizi yemeye.